Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeniden Patriot'la kapışıyoruz ama bu sefer Patriot savaşını Eurykles'e yaptıracağız. Yani hem Patriot'un birinci aşamasını hem ikinci aşamasını buffladığımız Eurykles tek başına kesmeye çalışacak. Dost tek başına desem de yani diğer karakterler işte Ami'ye buff sağlayacak, Shining yine hem iyileştirecek buff sağlayacak. Yani her şeyi Eurykles'e atacağız hasar olarak. Diğer bütün mobları Fenestr duracak. Boss'uysa Eurykles iki aşamasını da kesecek. Hatta şuradan hemen Palas support'umuzu da alalım. Bufflanmış Eurykles'le şeyi Patriot'u kapıştıracağız yani. Ben bir kere oynadım ve gayet eğlenceli oluyor. Geçmişte Patriot'a karşı arkadaşlar bayağı işkence çekmiştim. Bu benim tek yıldızla geçtiğim bir boss oyuna başladığım zamanlar. O yüzden ne yazık ki şimdi böyle rahat rahat dövebilecek bir karakterimizin olmasına hiç üzülmüyorum. Çok başımı ağrıtmıştı ya. Şimdi şuraya orayı çözecek karakteri bir hemen atalım. Burada başta biraz DP bekleyeceğiz Patriot gelene kadar. Ondan sonrasında bütün karakterleri şuraya yiyeceğim. Zaten şimdi siz de görürsünüz. Bu arada arkadaşlar Eurykles'in statlarının hangi seviyeye gelebildiğini zaten önceden göstermiştik ama daha da üstünü bize gösterecek bugün Eurykles. Çünkü önceden Palas'ımız yoktu. Palas'la beraber artık daha da fazla buff alabiliyoruz. Bütün her yere Vanguard doldurduk ama olsun. Şimdi ilk başta Eurykles koyacağım. Şuradan gelen mobları da katlediyor zaten Eurykles. Güzel oluyor onun için. Tamam, doğru yer. Sonrasında Twilight erken koymamız lazım. Bu arada stat tahminleriniz varsa şimdiden bir aklınızda kalsın ya da biraz tahmin yapın derim. Önceden Eurykles'in arkadaşlar 4000 hata geldiğini görmüştük galiba. Savunması da 1700 falan oluyordu. Bakalım bu sefer kaçı göreceğiz. Ben az önce yaptığımdan biraz daha yüksek saldırı gücüne ulaşacağım. O yüzden ben de tam olarak bilmiyorum şu anda. Çünkü az önce Swire'in yeteneği kullanamamıştım. Şimdi Shining'i geliştirmemiz lazım onu oraya. Mirtha'da hemen yeteneğini kullanıp şey yapmam lazım, çekmem lazım çünkü Palas öldürecekler yoksa. Tamam. Evet. Boss'umuz geliyor. Şimdi. Burayı biraz sonra çekebilmek istiyorum ki Sora'ya koyayım. Çünkü Sora'ya koyamadım hala. Evet, Sora'yı bize koydurmayacak oyun. Neyse, Sora'yı koysam bile zaten şu anda yeteneği aktif hale getiremem. İkinci aşamada kullanırız Sora'yı. O zaman şöyle yapalım. Aşağısı öyle kalsın, bekle. Dur, kalmasın. Seni çekelim. Tamam. Dur, Shining'in buff'ını şimdi kullanmayalım. Yani defansı sonra verelim biraz. Twire'ı kullanalım. Hadi bakalım. Ve 5058. Bu arada şu mayını da patlatabilirsek mayınlı hasarı arkadaşlar daha da devasa olur. Şu anda zaten hani bir vuruşta geçiriyor ama mayına kalmayacak, evet. Mayın ikinci aşamaya kalacak. Çünkü 5000 can. Yani 4300'e düşmüş saldırı gücü ama şeyi de unutmayın arkadaşlar. Şimdi Eurykles'in kendini iyileştirmesi de var %5 canına göre. Yani şurada mediklerimiz olmasa bile aslında bayağı iyileştirir. Neyse. Şimdi Sora'yı birine yem olarak atmam lazım. O yüzden mecburen şöyle yapacağız. Sonra Patriot yem olacak biraz. Hızlandırayım ama büyük ihtimal sorun olmaz ya. Ami'yi bekletiyorum yeteneği kullanmayı. Çünkü burayı bufflasın istiyorum gene. Evet, Sora orada kaldığı için biraz sorun yaşıyorlar. Neyse.
Mecburen oradan çektim ki o topçu hasarını ölmesinler. Ama bu sefer şimdi Patriot birini öldürecek. Mızrakla kim öldürecek? Dur. Hızlı bir şekilde Patriot mızrak atmadan acaba Patriot'u öldürebilir miyiz? İmkansız değil ama şu anda zor gibi duruyor. Enikus öldürecek çünkü. Tamam. Heh. Güzel. Şimdi. Mızrağı atıyor direkt ya. Tamam, Shining attı. Çok çok kötü değil. Kaç vuruyorsun? 4300 saldırı gücü. Şu mayın patlarsa direkt tekleyebilir aslında. Öyle göstereceğim de hiç gerek kalmadı. 5100 vuruyor bu arada arkadaşlar patçotu. Geçmiş olsun. Neyse. Bütün hıncımızı çıkarmış oldu böylece Eurektes. Gerçek boss bu ya. Hani çoğu boss'ta arkadaşlar şöyle bir stat ulaşmak mümkün değil. Hani şeyde bile nedir? Vampirle bile aslında Eurektes'i kapıştırabilirdik. Ama o zaman biz 5 yıldız challenge mi yapıyorduk? Emin değilim. Yok, yapmıyorduk galiba. Ben 600 kullandım hatırlıyorum. O zaman bir ara denemek lazım. Vampire şey atmayı. Emekle satmayı. Neyse, map'i bitirelim. Ya 5000 atak. 5000 atak üstünde daha fazla çıkabileceğimiz bir yöntem var mıydı acaba? Biraz daha zorlasak belki onu da yapabiliriz. Ama bir de şöyle bir şey var arkadaşlar, şimdi 5000 atak haldeyken, yani canı aslında %50'nin üstündeyken %115 hasar vuruyor Eurektes. Yani 5000 atağın %15 daha fazlasını vuruyor aslında. Ne kadar yapar o? 5700 mi yapar, öyle bir şey. Neyse, amacım size bugün bu Eurektes'in muhteşemliğini göstermekti gene. Rahat rahat Eurektes'i stipleyebiliriz. Cidden süper boss avcısı ya. Eğer arkadaşlar henüz Eurektes'i geliştirmediyseniz ya da Eurektes'i almayı planlıyorsanız bence sebebi bu olabilir. Neyse, daha fazla uzatmayayım. Sizin bir yorumunuz varsa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.